Müslim bin Akil ve Hani bin Urve'nin öldürüldüğü İbn-i Ziyad tarafından Yezid'e bildirildi ve çok geçmeden de mektubunun cevabı geldi. Yezid gönderdiği mektupta hizmetlerinden dolayı ona teşekkür etmiş ve eklemişti. Duyduğuma göre Hüseyin Küfe'ye doğru geliyormuş. Buna göre davranmalı ve şimdiden tedbirini almalısın. Muhalefet edebileceğini düşündüğün kişileri zindana atmalısın. İmam Hüseyin'in Irak'a hareketi. İmam Hüseyin, Hicri 60 yılının Zilhicce ayının 3'ünde ve bir görüşe göre de 8'inde Müslim'in şehit edildiği haberi kendine ulaşmadan önce Mekke'den çıkmıştı. Rivayete göre İmam Hüseyin Irak'a gitmeye karar verdiğinde insanlara bir konuşma yaparak şöyle buyurdu. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'ın dilediği olur ve onun dışında güç kaynağı yoktur. Allah'ın salatı Resulünün üzerine olsun. Ölüm hattı insanoğlu için çizilmiştir. Kızların boyunlarına astıkları kolyenin izi gibi süstür. Yakup'un Yusuf'u görmeye olan isteği gibi ben de seleflerimi görmeye istekliyim. Benim öldürüleceğim yer belirlenmiştir ve ben de oraya varacağım. Nevavis ve Kerbela arasında çöl kurtlarının aç karınlarını doyurmak ve boş dağarcıklarını doldurmak için bedenimi parçaladıklarını adeta görür gibiyim. Kader kalemiyle çizilen yoldan kaçış imkansızdır. Biz Ehlibeyt'in rızası Allah'ın rızasına bağlıdır. Onun göndereceği belaya sabredecek ve sabır ehlinin mükafatını alacağız. Allah Resulü'nün bedeninin parçası olan bizler ondan ayrılmayacak ve cennette onunla beraber olacağız. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve alih razı olacak ve Allah'ın Resulüne olan vaadi gerçekleşecektir. Bizim yolumuzda fedakarlık etmek ve şehit olarak Allah'ın huzuruna çıkmak isteyen bizimle gelsin. Allah'ın yardımıyla bu sabah Mekke'den çıkacağız. Ebu Cafer Muhammed bin Ceriri Taberi el-İmami Delailul İmamet kitabında kendi senediyle şöyle nakleder. Ebu Muhammed Vakidi ve Zürare bin Halç şöyle dediler. İmam Hüseyin aleyhisselam Irak'a hareket etmeden önce huzuruna varıp Küfe halkının tutarsızlığını ve gevşekliğini anlattıktan sonra Küfe halkının kalpleri seninledir, kılıçlarıysa seni öldürmek için beklemektedir dedik. Hüseyin eliyle gökyüzünü gösterdi ve gökyüzü kapıları açıldı. Gökten o kadar melek indi ki sayılarını ancak Allah bilir. Daha sonra İmam Hüseyin eğer bedenimin Kerbela toprağıyla yakın olması Allah'ın takdiri olmasaydı ve eğer sevabımın yok olmasından korkmasaydım onlara karşı bu güçlü orduyla savaşırdım. Fakat katiyen biliyorum ki oğlum Ali hariç bütün ashabım benimle birlikte öldürülecektir buyurdu. Muammer bin Müsenna, Maktelül Hüseyin adlı kitabında şöyle rivayet eder. Zilhicce ayının 8. günü İmam Hüseyin'le savaşıp öldürmek için Yezid tarafından görevlendirilen Amr bin Said bin As, büyük bir orduyla Mekke'ye girmiş ve İmam Hüseyin de aynı gün Mekke'den çıkmıştı. İmam Cafer Sadık'tan şöyle rivayet edilmiştir. Muhammed bin Hanefi'ye, İmam Hüseyin'in Mekke'den ayrılmayı düşündüğü günün sabahı imamın huzuruna gelerek dedi ki ''Canım kardeşim, Küfe halkının babana ve kardeşine neler yaptığını biliyorsun. Sana da aynı şekilde muamele edeceklerinden korkarım. Uygun görüyorsan Mekke'de kal. Çünkü sen herkesten daha değerli ve daha azizsin.'' İmam buyurdu ''Yezid bin Muaviye'nin ansızın beni haremde öldürmesinden ve benim yüzümden Allah'ın evine saygısızlıkta bulunmasından korkuyorum. Muhammed bin Hanefi'ye, eğer bundan endişe ediyorsan Yemen'e doğru hareket et. Orada saygın kalacaksın ve Yezid de sana dokunamayacaktır. Bunu da istemezsen çölün bir bölümünü seç ve orada kal. İmam Hüseyin, senin bu teklifin hakkında düşüneceğim, dedi. Hüseyin'i kafilenin Mekke'den hareketi. İmam Hüseyin gecenin son saatlerinde Mekke'den ayrıldı. Muhammed bin Hanefi'ye bu haberi duyar duymaz yetişip imamın bindiği devenin yularını tuttu. Muhammed bin Hanefi'ye, ''Canım kardeşim, hani sözlerim hakkında düşüneceğine dair söz vermiştin bana?'' dedi.
İmam evet diye karşılık verdi. Muhammed bin Hanefi'ye, o halde bu acelen niye? İmam, sen gittikten sonra Resulullah yanıma geldi ve ey Hüseyin, Irak'a doğru hareket et. Çünkü Allah seni öldürülmüş olarak görmek istiyor, buyurdu. Muhammed bin Hanefi'ye, kuşkusuz ki biz Allah'ınız ve kesinlikle de ona döneceğiz. Madem öldürüleceksin, bu kadınları niye beraberinde götürüyorsun? İmam, Resulullah sallallahu aleyhi ve alih, Allah onları da esir olarak görmek istiyor, buyurdu. Muhammed bin Hanefi'ye bunları duyunca, imamla vedalaşıp gitti. Muhammed bin Yakubi Kuleyni, Er-Resail kitabında, Hamza bin Hamran'dan şöyle nakleder. Biz Hüseyin'in yola koyuluşunu ve Muhammed bin Hanefiye'nin de imamla hareket etmeyişini anlatıyorduk. Orada bulunan İmam Cafer Sadık bana buyurdu. Ey Hamza, sana bir hadis aktaracağım ki artık buradan çıktıktan sonra Muhammed bin Hanefiye hakkında bir şey sormayasın. Hadis şudur. İmam Hüseyin Mekke'den hareket edince bir kağıt istedi ve ona şunları yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Hüseyin bin Ali'den Beni Haşim kabilesine. Hamdü selamdan sonra benimle gelecek olan herkes şehit edilecek ve gelmeyenlerse amacına ulaşamayacaktır. Vesselam. Meleklerin ve cinlerin yardıma gelişi. Şeyh Müfit Muhammed bin Muhammed bin Numan, Mevlidün Nebi ve Mevlidül Esfiya kitabında kendi senediyle İmam Cafer Sadık'tan şöyle rivayet eder. Hüseyin aleyhisselam Mekke'den ayrıldığı zaman Resulullah'a yardım etmiş olan melekler cennet atları üstünde ve silahlı olarak gökten İmam Hüseyin'in huzuruna inerek selam verdi ve dediler ki ey Allah'ın hücceti, mukaddes yüce yaratıcı birçok savaşlarda ceddin Resulullah'a bizim vesilemizle yardımda bulundu ve şimdi de sana yardım etmemiz için bizi gönderdi. İmam Hüseyin onlara buyurdu ki, ben sizinle öldürüleceğim Kerbela'da buluşacağım. Oraya vardığımda yanıma gelin. Melekler, Allah bizi senin sözüne itaat etmekle görevlendirmiştir. Eğer düşmanlarının seninle karşılaşmasından endişe duyuyorsan, hizmetinde kalalım. İmam Hüseyin, Kerbela'ya varıncaya kadar onlar bana bir şey yapamaz. Daha sonra mümin cinlerden bir topluluk İmam Hüseyin'in yanına gelip dediler ki, biz senin Şiilerin ve dostlarınız. Ne isteğin varsa emret. İstersen düşmanlarını mağlup ederiz ve sen de kendi vatanında kalırsın. İmam Hüseyin onların hakkında dua etti ve sonra da şöyle buyurdu. Ceddim Resulullah'a nazil olan Kur'an'ın, de ki evlerinizde de olsanız öldürülmeleri yazılanlar yine çıkarlar. Öldürülüp yatacakları yerlere giderlerdi buyurduğunu okumamış mısınız? Medine'de kalmanın sonu yoktur. Ben evimde kalacak olsam bu katı kalpli ve bedbaht insanlar neyle imtihan edilirler? Benim kabrimde kim yatar? Oysa ki Allah yeryüzünü yaratıp yaydığında onu benim için seçmiş, Şiilerimiz ve dostlarımız için sığınak kılmıştır. Onların amellerini orada kabul ve dualarını icabet edecektir. Bizim Şiilerimiz o topraklarda ikamet edecektir. Dünya ve ahiretleri de güvencede olacaktır. Siz Aşura'ya denk gelen cumartesi günü benim yanıma gelin, dedi. Başka bir rivayette de imamın onlara şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Cuma günü benim yanıma gelin. Çünkü o günün sonunda ben öldürüleceğim. Ne ehli beytimden, ne yakınlarımdan ve ne de kardeşlerimden kimse kalmayacaktır. Öldürüldükten sonra da başım bedenimden ayrılıp Yezid'e gönderilecektir. Mümin cinler, andolsun Allah'a, eğer emirlerine itaat etmek farz olmasaydı, sana muhalefet eder ve düşmanlarını sana zarar vermeden önce öldürürdük. İmam Hüseyin, andolsun Allah'a, onları öldürmek için sizden daha fazla gücümüz var. Ancak biz herkese hücceti tamamlamak istiyoruz ki helak olacaklar da mutluluğa erecekler de kanıtsız kalmasın. Daha sonra İmam Hüseyin yoluna devam etti ve Tan'im menziline vardı. Orada Yemen valisi Buhayr bin Yeşar'ın
Yezid bin Muaviye'ye göndermiş olduğu hediyeyi götüren bir kafile ile karşılaştı. Müslümanların meşru hakim ve halifesi olan İmam Hüseyin bu hediyeleri aldı ve kervanda bulunan devecilere de "Bizimle Irak'a gelmek isteyenler kiralarını alacak ve iyi muamele göreceklerdir. Gelmek istemeyenler de buraya kadar gelmiş olduğu yolun kirasını alıp dönsünler" buyurdu. Kervandaki devecilerden bazıları geri döndü ve diğer bazıları da İmam Hüseyin'le birlikte yola koyuldu. İmam Hüseyin'in kafilesi şimdi Zat-ı Irk menziline varmıştı. Orada Irak'tan gelen Bişr bin Galib'i görüp "Irak halkının durumu nasıl?" diye sordu. Bişr dedi ki, "Kalben seni severler ama kılıçları Ümeyye oğullarına yardım etmektedir." İmam buyurdu ki, "Doğru söyledin. Allah dilediğini yapar ve irade ettiği her şeye hükmeder.